Evet sevgili dinleyicilerimiz, şair Mehmet Emin Yurdakul diyor ki, unutma ki şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri toprak olmuş, öksüz bir çocuk gibidir. Milletin sesi şairlerle anlam bulur. Şairler bir milletin iç sesidir. Ben de Türk milletinin duygusuna tercüman olmak, ses olmak istedim. 6 Şubat'tan beri o kadar duyguluyum ki bunu anlatamam. Yerde mi geziyorum, gökte mi geziyorum? Onları cennet olsun, yaralılara şifa olsun inşallah. Aynı zamanda depremde yakınlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Deprem bölgesinde çalışan, gönül veren, gerek gönüllü olarak çalışan, gerekse görevli olarak çalışan herkese minnet, şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum bu arada. Devletimiz büyüktür, milletimiz büyüktür. Bunun da üstesinden mutlaka birlikte geleceğiz. Çünkü biz tek yürek Türkiye'yiz. Yaşasın Türkiye'm, yaşasın Türk milleti diyorum ve yazmış olduğum şiiri sizlerle paylaşmak istiyorum. Türk milleti yastadır. 6 Şubat'ta çatır çatır kırıldı faylar. Bayrağımız yarıda, Türk milleti yastadır. İzleri silinmedi, geçmedi günler aylar. İçimiz kan ağlıyor, milletimiz yastadır. Yer yerinden oynadı, 11 şehrimiz çöktü. Büyük küçük yaralı, kanlı yaşları döktü. Yüzyılın felaketi, ah boynumuzu büktü. İçimiz kan ağlıyor, milletimiz yastadır. 7,7 ile viran oldu şehirler. Kış ayında savruldu, talan oldu şehirler. Üst üste depremlerle viran oldu şehirler. İçimiz kan ağlıyor, milletimiz yastadır. Peri kızı diyor ki, 80 milyonun derdi. Elinde avucunda az çok olanı verdi. Kardeş kardeşlerine aşkla gönlünü serdi. İçimiz kan ağlıyor, milletimiz yastadır. İçimiz kan ağlıyor, milletimiz yastadır. Milletimiz yastadır. Milletimiz yastadır. Tekrardan hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Biraz önce sizlerle Türk Milleti Yastadır isimli şiirimi paylaştık ve şu an yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şairimiz diyor ki, şairleri haykırmayan milletler, sevenleri toprak olmuş, öksüz bir çocuk gibidirler. O yüzden şairler bir milletin sesidir. Ben de Türk milletinin sesi olmaya, Türk milletine duygularına tercümanlık etmek için bu şiiri yazdım. İnanılmaz, 6 Şubat'tan beri inanılmaz bir duygu seli içerisindeyim. Arada da birkaç satır bir cümle yazmak istiyorum ama boğazım düğümleniyor, elim kımıldamıyor, hiçbir şey yazamıyorum. Aradan birkaç gün geçti, bir gece yatıyorum, saat de geç olmuştu, saat gecenin ikisi idi. Birden ilham gelmeye başladı. Çok da uykusuz olduğum halde uyusaydım bu şiiri yazamayacaktım. Uyku mu, şiir mi dedim, şiir dedim. Zaten duygularım şahlandı, yağmur gibi ilham geliyor. O an kaleme dökmezsem, içimdekileri aktarmazsam o duygular daha sonra kayboluyor. Bir daha yazamıyorsunuz. Ben de hemen kalktım, şiiri, içimdeki duyguları yazmaya başladım. Hem ağlıyor hem şiirimi yazıyordum. Sabah 7'ye kadar bu şiiri tamamlamış oldum. Radyoda okudum, sosyal medyada ve haber sitelerimizde paylaşıldı. İnanılmaz bir tepki geldi. Yurt içinden, yurt dışından insanlar tebrik için aradılar, teşekkür için aradılar. Tıpkı bizim duygumuzu aynısını aktarmışsınız dediler.